Herkese merhaba, ben Simge İşmen. Bugün en sevdiğim yaz meyvelerinden biri olan şeftaliyi kullanacağım. Şeftalili sorbe ve şeftali crumble yapacağım. Sıcak tatlıların üzerine dondurmayla servis edilmesini çok seviyorum. Yaz sezonunun şu anki yıldızı şeftaliyi bugün iki şekilde kullanmak istedim. Hem şeftalili sorbe hem de şeftalili crumble olarak. Şeftalili sorbe için bir gece öncesinden bir hazırlığımız var, onu görelim. Şeftali sorbemiz için şeftalilerimizi bir gece önceden kabuğunu soyup dilimleyerek buzlukta bekletiyoruz. Şeftali sorbe için özellikle yumuşamış şeftalileri tercih edebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Şeftalilerimizi bir gece buzlukta bekletiyoruz. Ertesi sabah görüşürüz. Şimdi crumble tarifimize geçebiliriz. Başlıyoruz. Şeftalili crumble'ımız çikolata soslu olacak. Öncelikle çikolata sosu için bir paket kremamız var. Ocağımızın altında yakıyoruz. Kremamızı ısıtacağımız tenceremizin içine döküyoruz. Üzerine 2 paket beyaz çikolata ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum. Ve karıştırarak çikolatalarımı eritiyorum. Çikolata sosumuz hazır. Şimdi ocağın altını kapatıp çikolata karışımımızın soğumasını bekliyoruz. 3 tane şeftalimiz var. Şeftalilerimizin kabuklarını soyup doğrayacağız. Kabuklarını soyarken hiç kesmemize bile gerek kalmıyor. Kabuğu kendiliğinden soyuluyor. Gayet şeftalilerimiz lezzetli. 3. şeftalimize geçtik. Şimdi şeftalilerimizi doğrayacağız. Şeftalilerimizi küp küp doğruyorum. Crumble'ımızı pişireceğimiz borcamın içine şeftalileri alıyorum. Şeftalilerimiz hazır. Şimdi erittiğimiz ve soğuttuğumuz çikolata sosumuzu ilave ediyoruz. Sosumuzu ve şeftalileri birbirine yediriyoruz. Şeftalilerimiz de hazır. Şimdi crumble'ımıza geçebiliriz. Crumble'ımız için 2 su bardağı una ihtiyacımız var. 100 gram tereyağı. Yaklaşık 3 yemek kaşığı diyebiliriz. Tereyağını soğuk kullanmamız gerekiyor. 5 yemek kaşığı esmer şeker. Ben esmer şeker tercih ediyorum. Siz isterseniz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Rondomuza ekledik. Crumble'ımız hamur halinde değil de sanki kum halinde olacak. Hafifçe rondodan geçiriyoruz. Şeftalilerimizi de şöyle karıştıralım. Şimdi şeftalilerimizin üzerine hazırladığımız crumble'ı ekliyorum. Crumble'ımız fırına gitmeye hazır. 180 derecede altlı üstü pişirme ayarında üzeri güzelce kızarana kadar crumble'ımızı fırına veriyoruz. Görüşürüz. Şeftali sorbem için dün geceden buzluğa attığım şeftalilerimi çıkardım. Ufalayıp rondoya atacağım. Benim rondom küçük olduğu için şu anda birazcık bölmeye ihtiyacım var. Şeftali sorbem için yarım limon suyuna ihtiyacım var. Doğradığım şeftalilerimi rondoma atıyorum. Şu anda rondom küçük olduğu için parça parça atacağım. Aynı işlemi parça parça tekrarlayacağım. Bu sefer yarım limon suyumu da ilave edeyim. Bir yemek kaşığı bal ilave edecektim. Onu da ilave edeyim. Ve kalan şeftalilerimi de rondodan geçiriyorum. Büyük rondonuz varsa çok daha rahat olacaktır. Benim büyük rondom maalesef bozuldu. Şimdi şeftali sorbemi karıştırarak iyice homojen bir hale getirmeye çalışıyorum. Bal ve limon iyice birbirine karışsın. Şeftalili sorbemiz bir kere daha buzlukta dinlenmeye gidiyor. Daha sonra crumble'ımızın üzerine lezzet katacak. Crumble'ımız pişti. ...180 derecede 30 dakika piştikten sonra sadece üzerine kızarttım. Yaklaşık 5 dakika. Şimdi tadım zamanı. Pişerken mutfağa çok güzel bir koku yayılıyor. Tadalım bakalım. Şeftalili sorbeden başlamak istiyorum. Gerçekten efsane diyebilirim. Şimdi şeftalili crumble'a geçiyorum. Nefis. Bu tatlı için şunu söyleyebilirim, tattığımda gerçekten yüzümü gülümseten bir tatlı olmuş. Sıcak tatlı üzerine soğuk dondurmayla servis edilen tüm tatlıları çok severim. Şeftali de crumble'a harika bir uyum sağladı. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ve deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşürüz. Dün crumble'ımızı sıcak sıcak servis etmiştik. Ertesi günde kahvemize eşlik ediyor. Buzdolabında bekledikten sonra ısıtmadan tekrar servis ettiğinizde de gayet lezzetli soğuk bir pasta kıvamında olabiliyor. Böyle de yemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Şimdi biz de kahvelerimizi içelim. Görüşürüz.